Konuşmayacak mısın benimle? Ya tamam, böyle ufak tefek tartışmalar ilişkinin tadıdır, tuzudur. Sen memnunsun yani bu halimizden. Ya ben şimdi öyle mi dedim ya? Ne dedin Korkut? Özür dilerim Ceylan, haklısın mı dedim. Duyamadım ben öyle bir şey dediysen eğer. Ceylan, biz seninle ne söz vermiştik birbirimize? İlişkimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz demedik mi? Aşkımız her şeyin üstesinden gelecek demedik mi? Başka bir şey yok. Korkut, arabayı durduruyor musun? Ne oldu şimdi? Ben ineyim, sen rahat rahat konuş. Kız eski sevgilin sonuçta, meraklanmasın. Eda arıyor. Korkut, bari yalan söyleme. Eda seni niye arasın? Yalan söyleyeceksen de Emine arıyor falan de bari. Efendim Eda? Hah Korkut, iyi ki açtın telefonu. Senin durumunla ilgili çok önemli şeyler öğrendim. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Birkaç doktorun telefonunu aldım ben. İyi bir cerrahla bu işten kurtulabilirsin. Ceylan mı? Ha, yanımda tabii. Duymamıştır, telefonu vereyim. Ya Korkut. Korkut, bir dakika. Efendim Eda? Ceylan, ne haber? İyi misin? Merak ettim seni. İyiyim. Duymadım galiba. Tamam, görüşürüz. Tamam. Özür falan da mı yok? Tamam yani. Bir kere hata yaptım. İş var mı ya? Aa Gönül Hanım, hiçbir şey yememişsiniz. Hastalanacaksınız vallahi. Hiçbir şey istemiyorum Asiye, sağ ol. Canınız ne çekiyor? Söyleyin, hemen yapayım. Ha? Ben yine de bırakayım. Belki sonra acıkırsınız. Anneciğim. İyi olacağım, merak etme. Anneciğim, ben bir karar aldım. Senin son günlerde yaşadıkların aslında bu kararı almama sebep oldu. Ben babamı tanımak, kim olduğunu bilmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Tolga, halimi görmüyor musun? Perişanım zaten. Bir de sen üzme beni lütfen. Görüyorum tabii ki anneciğim. Ha, bu halde olmanın en büyük sebebi belki de pişmanlığın değil mi? Annenle yıllardır küs olduğun için bu kadar üzülüyorsun. Haksız mıyım? Ben aynı şeyi yaşamak istemiyorum. İçimde nefretle yıllar geçirmek istemiyorum. Baba dediğin evladına sahip çıkar. En azından soyadını esirgemez. Senin baban bunların hiçbirini yapmadı. Anneciğim, bırak bu yargılamaları, ben yapayım. Bana babamın kim olduğunu söyle. Hayır Tolga, söylemeyeceğim. Ve lütfen bu konuyu bir daha açma, tamam mı? Sen söylemesen de ben öğreneceğim. Çok kararlıyım bu konuda. Korkut, sen gelme daha. Zaten geldik kapının önüne kadar. Bir şey olmaz buradan sonra. Ha, biraz saçma oldu. Tabii babam da tam kapının önünde vurulmuştu değil mi? Ya ben seni ellerimle babana teslim edeyim de giderim ondan sonra. Ya ben Eda'ya gideceğim dedim. Gelme, görmesinler şimdi seni. Aç işte, hadi. Bugün sana pek sakin geldi anlaşılan. Macera arıyorsun. Baba, ben Eda'ya gitmiştim, sonra biz Korkut... Senin yatakta olman gerekmiyor mu? Sen niye ayaktasın? Hadi sen eve git. Annem bugün çok yoruldu. Yardım et ona. Tamam. Kolunuz nasıl oldu? İyi. İyi. Hayatımı kurtardınız. Borçluyum size artık. Biliyorum can borcu kolay ödenmez ama. Borç falan yok. Ödeştik. Anlamadım. Benden bir hayat çalındı demiştim bir seferinde. Hatırladın mı? Doğru. Çalındı. O çalınan hayatı ben ödedim varsay. Alacak verecek yok artık. O hesap başka. Bak Korkut. Ben kızımı böyle kötülükler için hazırlamadım. Hep sevdim, korudum. Eğer o gün ben burada olmasaydım, Ceylan vurulsaydı, neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Farkındayım, biliyorum. Halledeceğim ben o meseleyi. Gönül Hanım'a ne anlatacaksan anlat. İstersen oğlun olduğunu söyle. Para istiyorsan al. Ama kızımdan uzaklaş. Başka bir şey istemiyorum. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. Merak etmeyin. Niye vazgeçtin? Bu Yılmaz meselesi çözülünceye kadar Ceylan'dan uzak duracağım. He. Ama sakın ondan vazgeçtiğiniz zaman... Masaya mum koysak mı acaba? Mum mu? Niye? Elektrikler mi kesilecek? Hayır. Korkut'un hoşuna gider diye söyledim. Benim kardeşim sevmez öyle şeyleri. 2 günde ne çabuk tanımışsın kardeşini. Neyse ben bahçeye çıkıyorum, hava alacağım. Mum bulursam koyarım. Korkut evde yok mu? Sen kimsin? Ben arkadaşıyım. Korkut evde değil mi? Bunların da biri gelip biri gidiyor. Pardon? Diyorum ki ilk önce tanışalım. Ben Aslı. Korkut benden sana bahsetmiştir herhalde. Hı hı. Şu kafasına kurşun yiyip ölümü beklemesine sebep olan kadın. Demek sana kurşundan bahsetti. Aşık olduğu kadına söylemedi ama sana söyledi. Bayağı yakın arkadaşsınız anlaşılan. Sana ne? Korkut ne zaman gelecek? Sen hala Korkut'u bana mı soruyorsun? Geldiğimi Korkut'a söylersin. Yazık. Sen de öyle bir umut Korkut'un peşindesin. Ama hiç şansın yok. Korkut'un tipi değilsin. Gözlerinden anlaşılıyor ona aşık oldun. Oradan anladım. Peki senin burada ne işin var? Korkut'un evindesin. Ha ondan sana ben söyleyeyim. Korkut için geri geldin. Evine yerleşip Korkut'u geri kazanacaksın aklınca. Ne kadar çaresiz, ne kadar gurursuzsun. Gidiyorum sen, ben seni tutmayayım. Korkut gelince uğradığını söylerim. Söylemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Ya kardeşim bir otur, bir otur. Başım döndü şerefsizim, sakin ol. Olamam. Aslı'yı bulmadan sakin makin olamam ben. Kardeşim bak, polis seni arıyor. Görünmemen lazım, saklanman lazım. Ne saklanacağım ya? Ok yaydan çıkmış. Vazgeçmeyeceğim. Ölsem vazgeçmeyeceğim, anladın mı beni? Saklanmamış. Ya bir dur, bir sakin ol. Gidersen git be. Ne arıyor bu şimdi ya? Alo. Alo söyle. Yılmaz abi, sesin kötü geliyor. Kardeşimle uğraşıyoruz. Beni de aradı. Kocanın yanından ayrılmayayım. Nerede olduğunu söyledi mi? Yok söylemedi. Ya kaçacağım falan dedi bana. Ben anladım. Paraya ihtiyacım var dedi. Para istedi benden, bende yok dedim. Ya öyle mi? Bana bak beni dinle. Sen bundan sonra Aslı'ya iyi abi ol, tamam mı? Kardeşine sahip çık. Ne istiyorsa ver. Gel buraya bul onu, sonra bana haber ver, anladın mı? Anladım abi, tamam. Ceylan'ın aklını karıştıracak, kafasını karıştıracak bir şey yaparsan ya da bir şey söylersen karışır. Vurma bana! Vurma bana! Ya... Vurma ne olur, korkutma bana! Ne oldu? Ne oldu, niye oldu? Bilmiyorum, ben bir şey yapmadım. Aslı! Yılmaz gibi davranma bana, vurma bana ne olur! Ne olur, çok korkuyorum, ne olur korkuyorum! Tamam, özür dilerim, sakin ol, bir şey yapmadım, kalk! Dur, dur. Kalk, tamam. Su getireyim. Bak, Ceylan'a sakın, sakın bebekle ilgili bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sen vakti gelince her şeyi söylersin, biliyorum. Korkut, ben sana sığındım. Sen de bana yardım ettin. Ben seni üzecek bir şey yapmam. Yılmaz'la ilgili bir şey öğrenebildin mi? Bakıyorum. Bir ipucu var işte, peşindeyim. Polis sorgulayacak mı beni? Yok. Niye geldi bilmiyorum dedim. Almanya'dan sonra görmedim falan dedim. Benim için... Benim için yalan söyledin, öyle mi? Sağ ol. Korkut. Ben senin hayatını mahvetmeye çalışmıyorum. Bebeğimi korumaya çalışıyorum. Bizim bebeğimiz. Memduh Bey sizinle görüşmek istedim. Lütfen iner misiniz? Teşekkür ederim. Ben de hiç çağırmayacaksınız sanmıştım. Benim de konuşacaklarım var. Yalnız öyle kolay hakim olalım. Çıkın. Neden evimi izliyorsun? Yılmaz'la bağlantılı olduğun için. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İçimden bir ses öyle diyor. Benim kim olduğumu biliyor musun? Yılmaz'ın yerini bilen adam. Aranızda ne geçti bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Anlatıp da başımı ağrıtma. Yılmaz geldi. Benden yardım istedi. Benden yardım isteyen bir adamı satmam. Satamam. Anlıyor musun? Bence bir daha düşün. Haddini bil. Buradan canlı çıkamazsın. Sana daha önce de söyledim değil mi? İkinci bir şans vermem. Adamların buraya gelene kadar burada ne olacağı belli olmaz. Beni tehdit edecek kadar onu istiyorsun öyle mi? Pekala. Onu çağıracağım. Kozunuzu paylaşın. Ha? Şimdi güzel şeyler söylemeye başladım. Cemal'i arayın. Dün birlikte geldiği adamı buraya getirsin. Adın ne? Korkut. Korkut Ali. Korkut Ali'nin yanımda olduğunu söylersin. Yılmaz, bana bak, bir yanlış yapma sakın, ikimiz de yanarız. Silahsız dediler. Hiç fark etmez. Ellerimle boğarım ben o Korkut itini. Bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Canını alacağım. Ne? Uf, sen miydin? O ne? O ne tutuşturdu elimi? Çikolata oldu ağzın yüzün. O ne söyledi? Böyle dedi. İştahın falan da yok diyor musun? Odadan da çıkmamışsın. Karadeniz'de gemilerin batmış, haberimiz niye olmadı bir sor dedi. Aman ne komik. Anlat bakalım. Ne anlatacağım? Bilmem. Böyle La Fontaine'den masallar anlat mesela, ne bileyim. Kızım, Korkut'la aranız nasıl? Baban yumuşadı mı? Onları anlat bana. Ya bir şey yok. Yani değişen bir şey yok. Tek derdim babam değil zaten artık. Aslı geldi. Aslı kimdi ya? Korkut'un Almanya'daki ilk aşkı. Kız bir görsen. O Korkut'un ilk aşkıymış. Birlikte falan büyümüşler. Korkut ne olursa olsun ondan vazgeçmezmiş. İnanmıyorum ya. Bunları mı söyledi sana? Kıza bak be. Ya sen dedi şu kadar akıl yok Ceylan'a. Zaten Korkut seni seçmiş. Yapıştırsana cevabı kıza. Eda. Gaz verme bana. Yani ne gazı ya? Zaten Korkut seni seçti. Sen hala gidiyorsun kızın karşısında maymun oluyorsun ya. Sen anlat bakayım bu nasıl bir tip? Ya işte... Benim gibi değil, böyle seksi, vamp falan. Yani böyle kız çocuğuna benzemiyor en azından. Kalk gidiyoruz. Bizim elimiz armut toplamıyor herhalde. Kalk. Nereye? Durumu eşitlemeye gidiyoruz canım. Senden seksi bir kadın yaratmaya bize gidiyorsun. Kalk gidiyoruz. Ya daha. Hadi kalk. Arayın. Boş. Yalnızca konuşacaksınız. Aranızdaki husumet bitmezse sorununuzu başka yerde halledin. Evimde olay çıkmasını istemiyorum. Aslı nerede? Sana ne? Karşıma geçmiş bir tartışma yapıyorsun. Karım benim. Aslı çocuğun benden olduğunu söylüyor. Gerçekler ortaya çıkana kadar inanmak zorundayım. Aslı'dan vazgeçeceksin. O çocuk bendense Aslı'dan uzak duracaksın, boşanacaksın. Ben babam gibi değilim. Çocuğumu babasız bırakmam. Gebertirim. Gebertirim seni, gebertirim. Yeter! Gebertirim seni, anladın mı? Gebertirim. Yeter! Bırak! Bırak! Yeter! Ortada bir çocuk var. Ve bu çocuk babasız büyümeyecek. Ve bu konu böyle kapanacak. Anlaşıldı mı? Anladın mı? Yoksa benimle uğraşırsın. Benimle uğraşırsan da canından olursun. Anlıyor musun? Cevap ver! Anladım. Bu adamın kılına zarar gelmeyecek. Kafasına saksı düşse senden bilirim. Anladın mı? Cevap ver. Anladım. Bırakın gitsin. Bundan sonra Yılmaz sana bulaşmayacak. Yardıma ihtiyacım yoktu ama yine de eyvallah. Gönül Hanım'a selam söyle. Tanıyor musunuz? Eski hikaye. Söyle. Efendim? Neredesin sen? Sağ ol canım, iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Sen neredesin? Ne yapacaksın? Buluşmamız lazım. Sana bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Şaşkın. Söylersem sürpriz mi olur? İyi, tamam. Geliyorum. Tamam. Ceylan. Efendim hayatım? Sen ne yaptın böyle? Yani senin için süslendim. Neden? Ben seni çok üzdüm biliyorum. Haksızlık ettim sana. Sen de bana çok sinirlendin biliyorum. Affetmen için. Yok, sen kesin kafayı falan bir yere çarptın. Bir şey oldu yani, sen iyi değilsin. Ateşin de yok. Ya ben böyle bir yere gidip romantik bir yemek yeriz diye biraz süslendim sadece, o kadar. Biraz mı? Seni düşünen de kabahat. Görüşürüz sonra. Sen takıl kendi kendine, tamam? Ceylan, Ceylan dur. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Ceylan. Ya bak dur, böyle düşüp bir yerini kıracaksın ya. Tabii hata bende. Ne o, Korkut Bey'e güzel görünmeye çalışıyoruz. Ya sen alışkın değilsin böyle şeylere. Ya. Yaklaşma. Ya. Sen nasıl bir insansın ya? İnsan beğenmese de güzel bir... Söyleme güzel bir şey. Susar insan. Kalp kırmaz senin gibi. Öbürünü de at bari. Şimdi yürüyemeyeceksin öyle, yine düşeceksin. Hala dalga geçiyor. Gelme. Korkut bak, yaklaşma diyorum. Çok fena olacak. Ya Korkut bırak. Seni çok seviyorum kızım ben. Sakarlıklarını, masadaki her şeyi silip süpürmeni, sinirlenince eline ne geçerse bana fırlatmanı, saflığını, yüzüne dokununca kızarmasını. Ben seni böyle olduğun gibi seviyorum. Bir şey yapmana gerek yok ki. Bunları niye başta söylemiyorsun? Hadi şu romantik yemeği yiyelim. De ben sen bu haldeyken restorana falan gitmem. Kıskanırım. Ya. Ayakkabılarım kaldı. Nerede kaldın? Öldüm açlıktan. Geldim. Al bakalım. Acı koydu mu içine? Koydu koydu. Harikaymış. Yesene sen de. Al bakayım. Heh, sağ ol. Hoşuna gitti mi? Hı hı. Korkut, bir şey soracağım. Ama kızıp bağırmak falan yok, tamam? Tamam, söyle. Aslı'dan neden vazgeçemiyorsun? Ya bak, 2 dakika yalnız bıraktım seni, yine kurmuşsun. Kurmadım, kurmuyorum. Aynı evde kalıyorsunuz. Yani aynı evde uyuyorsunuz gece. Sen bak, açıkça söylüyorum, ben kıskanıyorum. Bin bir türlü şey geliyor aklıma ya. Ya gelmesin. Gelecek bir şey yok. Kıskanacak bir şey de yok. Ceylan, benim kalbimde bir tek sen varsın. Aslı hem mazide kaldı. Ben sadece seni seviyorum. Tamam, ne zaman gidecek o zaman? Yardıma ihtiyacı var. Ya nasıl bir yardıma ihtiyacı var ya? Bu kız böyle birden ortaya çıktı, geldi hayatımıza girdi. Ne yardıma ihtiyacı var ya? Yardım işte Ceylan, yardım. Yani güven bana, sadece güven. Demek sen benim için süslendin ha? Evet. Peki ne desem yapar mısın? Ne diyeceksin? Ya, senden bir şey isteyeceğim. Tek bir şey. Yaparım. Söz ver. Söz de. Sen ne isteyeceksin? Söylesene. Gidelim, görürsün. İyi misin? Burada mı kalacağız? Evet. Yani senle ben. Evet, senle ben. Söz vermiştin, ne istersem yapacaktın. Verdim, evet. Ama yani... Belki de sen beni yeterince sevmiyorsun. Güvenmiyorsun. Seviyorum. Sana güveniyorum da. O zaman gel. Güzelsin ki. Hep yanımda kalsan. Hep benimle olsan. Evet, ben bir banyoya gidip geliyorum. Eda'nın aklına uyup seksi kadın olacağım diye uğraşırsam böyle olur işte. Sabaha kadar burada duramam ki. Biraz beklesem olur mu acaba? Ceylan, iyi misin? Evet. İyiyim. Elimi yüzümü... İyiyim, çıkıyorum şimdi. Hazır mısın? Bilmiyorum. Nasıl hazır olunur? Hangi tarafta yatarsın? Ne? Uyumayacak mıyız? İstersen televizyon izleyelim. Uyumak... Uyumak mı? Sen ne sandın? Hiç canım. Ne sanacağım? Yani... Ya sen yine beni kandırdın değil mi? Sadece sana sarılıp uyumak istedim. Huzurlu uyumak. Uyandığımda sabah yanımda olacağını bilmek istedim. Bütün gece nefesini hissetmek istedim. Benim uykum kaçtı ama. İyi, televizyon izleyelim. Televizyon iyi fikirmiş. Gece konduda seni beklemekten bıktım. Neresi pismiş? Burası bu ev. Kör müsün? Nerede yaşadığının farkında değil misin? Benim evim burası. Mutsuzsan git. Zorla tutan yok seni. Emineciğim, affedersin sen yanlış anladın beni. Korkut dün akşam gelmedi ya. Ben hiç uyuyamadım. Sinirlerim çok bozuk. Hadi sen otur. Bak bugün kahvaltıyı ben hazırlayayım, tamam mı? Kızdım ama. Tamam, haklısın. Çok özür dilerim. Tamam, tamam. Affettim. Korkut. Korkut hadi kalk, neredeyse öğlen olmuş, hadi. Ne? Mecbur kalalım, insanlar yaşasınlar başka. Tamam oldu canım. Hadi bak, annemler deliye dönmüşlerdir meraktan. Eda'da kalacağım dedim onlara. Aramaya başlarlar şimdi. Hadi, hadi. Acaba sen sabah sabah bu arada her şeyi nereden biliyorsun? Acaba sen ne zaman bırakacaksın benimle uğraşmayı? Böyle yan gelip yatalım o zaman. Hı? İşin yok mu senin? Bir de evleneceğiz daha. Aha! Hadi. Hadi. Doğru. Evlenmemiz için halletmem gereken şeyler var. Ne? Hı? Yok, bir şey demedim ya. Güzel bir kahvaltı yapalım mı? Aa, yok ben sen bu haldeyken gitmem kahvaltıya falan. Allah Allah. İyiyim. Tamam o zaman. Bundan sonra senin için saçımı yıkamıyorum. Pijamalarla geziyorum. Bir de yiyip kilo alıyorum. Oh. Tamam mı? Of. Abartma. Of, sen yastıkla vurunca bile bu kadar taş gibi nasıl oluyor ya? Sen böyle kaba olmaya devam edersen daha çok şey yersin başına. Allah Allah. Şaka yaptık. İyi. Güzel bir şey söyle, affedeyim. Gece horladım. Salak. Şimdi ben içeriye gidiyorum. Küvete dolduracağım. Sen de beni fazla bekletme, olur mu? Temiz iş olsun istiyorum. Çok fazla kan çıkmasın. Allah Allah. Ya! Sevgiden boğulmak böyle bir şey olsa gerekiyor. Korkut hadi. Ama ben çok seviyorum seninle böyle uğraşmayı. Ne yapayım? Korkut. Hadi daha git üstümü değiştireceğim. Hadi kalk. Hadi Korkut. Hadi. Ah, iyi tamam.